Milli mücadelenin hatırı ve savaş dönemine gelelim. Mustafa Kemal 13 Kasım'da İstanbul'a gelmişti. Dövmeyi icat etti dedik arkadaşlar. Mustafa Kemal Minber gazetesini Fethi Okyar'la birlikte İstanbul'da çıkarılmış. KPSS'de daha önce girenleri vardı. Sorulmuş bir soru. Adam diyor ki soruda basiyeme. Mustafa Kemal Moldros'tan sonra İstanbul'a geldiğinde işte İstanbul'da çıkardığı milli mücadelenin propagandasını yapan, onun görüşlerini yayan gazete hangi? Minber gazetesi arkadaşlar. Unutmayın, milli mücadeleyi destekleyen belli gazeteler var, onlar öne çıkıyor. Komutanlarla bağımsızlık için Mustafa Kemal Samsun'da görüşüyor. Samsun'da Mustafa Kemal diyor ki nutukta, Samsun'a çıktığımda halkla iki görüş gördüm. Bir, halkın bir kısmı diyor ki manda imayı %90 civarı bunu istiyor. Halkın çok az bir kısmı da diyor ki hayır, bölgesel bağımsızlık. Mustafa Kemal nutuktan ikisine de karşı çıkıyor. Diyor ki efendim ne yarım bağımsızlık ne de bölgesel bağımsızlık. Tam ve ulusal bağımsızlığı kazanmalıyız diyor. Samsun raporunu hazırlıyor. Samsun raporuyla Mustafa Kemal resmi göreviyle çelişmişti. Neden Mustafa Kemal Samsun'dan ayrılıp Havza'ya gidiyordu? Havza genelgesi arkadaşlar milli bilinci uyandırmak, yeni işgalleri engellemek için yayınlandı. Arkadaşlar genelgede zaten ne diyordu? İşgalleri protesto edin. İstanbul hükümeti ve işgali devletleri kanali telgraflar gönderin diyordu. Arkadaşlar Havza genelgesinden sonra damat Ferit Paşa hükümeti ilk defa Mustafa Kemal'i İstanbul'a geri çağırdı. Mustafa Kemal dedi ki bana böyle bir haber gelmedi. Halbuki haber gitmiş, işi iletişimsizliğe döküyor. Çünkü Mustafa Kemal kafasına koymuş ben özgürüm şarkısını söylemeye başlıyor. Haberim yok diyor. Amasya'ya geçiyor arkadaşlar. Amasya'da arkadaşlar genelgeyi birlikte hazırladığı kişiler Mustafa Kemal, Rauf Borba, Refik Bey, Ali Fuat Cebesoy'la birlikte genelgenin maddelerini kaleme alıyorlar arkadaşlar. İşte taraflara telgraf onaylayanlar arkadaşlar Kazım Karabekir, bir de Cemal Paşa arkadaşlar. Kazım Karabekir doğudaki 15. Kolordu komutanı. İşte Cemal Paşa Konya'daki ordunun komutanı arkadaşlar. Cevat Abbas, Mustafa Kemal'in yaveri. Ya da günümüzdeki anlamıyla özel kalem müdürü. O maddeleri yazmış, katil. Biraz ayıp olabilir ama. Amasya genelgesinde arkadaşlar daha önce bilgi de sormuşlar. Daha önce yorum da sormuşlar. Daha önce madde olarak da sormuşlar. Amasya genelgesinin en önemli özelliklerinin bir tanesi milli mücadelenin gerekçesi. Amacı, yöntemi açıklanmış arkadaşlar. Gerekçe bağımsızlık tehlikede hükümet görevini yapmıyor. Amaç bağımsızlık kazanmak. Yöntem halk. Ve bunlar Amasya genelgesinde vurgulanıyor. Başka hiçbir yerde geçmiyor. Amaç, gerekçe, yöntem sadece Amasya'da. İlk defa milli egemenlik vurgulanıyor. Peki milli egemenlik Erzurum'da var mı? Var, orada da var. Sivas'ta da var. Ama milli egemenlik ilk defa Amasya genelgesinde vurgulanmış. Eğitim temsili Amasya'da kurulmadı. Hukuki altyapısı hazırlandı arkadaşlar. Erzurum'da kurulacak. Sivas ve Erzurum Kongresi'nin toplanacağı Amasya genelgesinde geçiyor. Sivas'ın organizasyonu bizzat Mustafa Kemal tarafından yapılmış. Ama Erzurum'un organizasyonunu Şark Vilayetleri Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile Trabzon Muhafaza-i Hukuki Milliye Cemiyeti yapmış. Kazım Karabekir bu cemiyetler adına Mustafa Kemal'i Erzurum'a davet etmiş. Yani Türkçesi Sivas'ın organizasyonunu Mustafa Kemal yapmış, Erzurum'u Mustafa Kemal toplamamış. Buna dikkat etmeniz lazım. İstanbul hükümeti arkadaşlar Amasya genelgesinden sonra çünkü İngilizler çok rahatsız oluyorlar.
İngilizler hükümeti baskı yapıyorlar, çabuk diyorlar Mustafa Kemal'i görevinden alın. Damat Ferit Paşa da söz geçiremiyor. Havzadan sonra gel dedi, gelmedi. Amasya'dan sonra ikinci defa İstanbul hükümeti gel diyor. Arkadaşlar yine gitmiyor. Mustafa Kemal'in cevabı sebebi net. Gelmiyorum diyor. Havzada demiştik ki haberim yok. Ama burada gelmiyorum diyor. Bunun üzerine arkadaşlar İstanbul hükümeti Damat Ferit Mustafa Kemal'i görevinde aldığını açıklıyor. Mustafa Kemal beyin altında kıs kıs gülüyor. Beni bu göreve siz atamadınız ki siz alıyorsunuz diyor. Benim muhatabım padişah, ben yalnız ondan emir alırım diyor. Bunun üzerine İngilizler padişah baskı yapınca Mustafa Kemal arkadaşlar daha padişah onu görevden almadan o kendisi istifa ediyor. Yani Mustafa Kemal Amasya genelgesinden sonra istifa etti. Mustafa Kemal 9. Ordu müfettişi olarak yaptığı son iş ne? Amasya genelgesi. Sivil olarak yaptığı ilk iş ne? Erzurum Kongresi'ne katılmış. Mustafa Kemal hangisinden sonra istifa etti? Amasya'dan sonra. Ama hangi şehirde istifa etti? Erzurum şehrindeyken istifa ediyor. Hatlar karışmaz. Erzurum'a gidelim. Palandöke'ne kayak merkezine gidelim arkadaşlar. Olmasa müdürümüz Tarih Yetkili'nin akademinin müdürü sene sonu tekrarlarını burada da yapabiliriz yani. Palandöke Gezi Siverek'le Karaca daha da razıyız yani. Şalvar, leğen hazır. Karadada hücum, kariyer akademinin tekrarı var. Valla bence çok hoş oldu ya. Basına da yansır ama. İnşallah idareciler bizi duyuyordur. Erzurum'da arkadaşlar amaç doğuyu örgüt demek. Ermeni ve Pontusçu Rumlara karşı. Şekil, yani kim toplamış? Şark Milletleri ve Trabzon Cemiyeti. Mustafa Kemal'le alakası yok, o davet edilmiş. Kararlar doğum cemiyeti ama ulusal kararlar almış. Dedi ki Erzurum Kongresi'nin bölgesel olmasına rağmen ulusal kararlar almasının sebebi Mustafa Kemal'in bu kongreye katılmış olması arkadaşlar. Bu nota dikkat etmeniz lazım. Şimdi Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'ne katılırken bir iki ufak sıkıntı olmuş. Demiş hep katılamazsın kongreye. Arkadaşlar neden? Doğulu olmak lazım kongreye katılmak için. Mustafa Kemal Selanikli'ye. Sevgili arkadaşlar, Şehşan vilayetleri ya da Trabzon cemiyetinin üyesi olmak lazım. Mustafa Kemal Rauf Orba üye değiller. Onun için Kazım'ın ricasıyla Cevat ve Kazım Beyler istifa ediyorlar. Onların yerine Mustafa Kemal ve Rauf Orba üye yapılıyor. Erzurum'a bu şekilde katılıyorlar. Şu ilklere lütfen dikkat edin. İlk defa milli sınır. İlk defa yeni bir hükümet. İlk defa mandayımenin reddedilmesi. İlk defa Mebusan Meclisi'nin açılması isteği. İlk defa dış yargı. İlk defa azınlık ayrıcalıklarına hayır. İlk defa heyeti temsiliye kuruldu. Heyeti temsili arkadaşlar. Amasya'da kuruldu mu? Hayır. Erzurum'da kuruldu. 9 kişiden oluşuyor. Başkanı da Mustafa Kemal ve sevgili arkadaşlar Doğu İleri adına hareket etme yetkisine sahip. Yani bölgesel. Şark Birleşme çatısı adına Doğu'nun tüm yararlı cemiyetleri birleştiriliyor. Yararlı cemiyetler. Doğu'nun yararlı cemiyetleri birleşti. Bakın Sivas'ta tüm yararlı cemiyetler birleştirildi. Erzurum'da Doğu'nun yararlı cemiyetleri birleşti arkadaşlar. O ayrıma dikkat edin. Erzurum Kongresi'nin kararları Şark Vilayetleri Cemiyeti'nin arkadaşlar gazetesi olan Albayrak gazetesinde yayınlanmış. Arkadaşlar bu kongre sırasında Mustafa Kemal ve Rauf Orba ile ilgili tutuklanma kararı gelmiş. Kazım Karabekir'e tebliğ ediliyor. Git bunları tutukla diyor. Kazım Karabekir de Mustafa Kemal'in yanına geliyor. Tebligatörünü indiriyor. Paşam diyor seni tutuklamamı istiyorlar. Ama ben ordumla birlikte emrindeyim diyor. Yani
Kazım Karabekir, Mustafa Kemal'in emrine girmiş oluyor. Heyeti temsil arkadaşlar lütfen bu notlara dikkat edin. Hepsi soru mantığıdır. Heyeti temsilin görevi yasak mı? Hayır. Yargı mı? Hayır. Yürütme. Yani arkadaşlar hükümet gibi hareket ediyor. Sevgili arkadaşlar, heyeti temsil, yani temsilciler kurulu fikri ilk defa nerede ortaya atılmış? Amasya genelgesinde. İlk defa nerede kuruldu? Erzurum Kongresi'nde, bölgesel ama. Peki nerede ulusallaştı? Sivas'ta ulusallaştı sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, TBMM'nin açılmasıyla birlikte artık heyeti temsilin görevini, yani milli mücadele yürütme görevini kim yerine getirecek? Meclis. Heyeti temsiliye gerek kalmıyor meclis açılınca. Bundan dolayı TBMM'nin açılmasıyla birlikte heyeti temsiliye the end bitti arkadaşlar. Heyeti temsilinin notuna dikkat edin. Balıkesir Alaşehir Sarıyeli Nazilli Kongreleri. Alaşehir'in notuna lütfen dikkat edin. Daha önce ÖSYM'e sormuş, yani üniversite hazırlıkta mı sormuş, hatırlamıyorum, bir bana sormuş mu sınavda? Alaşehir'de Mandayma'ya olumlu bakmışlar. Gerekirse işgale karşı, Yunanlara karşı İtilaf Devletleri'nin himayesine girebiliriz diyorlar arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, Balıkesir Alaşehir Sarıyeli Nazilli Kongreleri'nin önemli özelliği Mustafa Kemal katılmamış. Dördünde de arkadaşlar milli bağımsızlık duygusu var ama milli egemenlik duygusu yok. Yani halk yönetiminden hiç ne direkt ne de dolaylı bahsetmemişler. Ayrıca saldırıda bağlı izlemişler. Onun için bunlarda milli bağımsızlık duygusu var ama milli egemenlik duygusu yok. Arkadaşlar Batı cephesini örgütlemişler. Mustafa Kemal'in katıldığı kongreler tersi ne oluyor? Kronoloji oluyor öyle mi? Yok. 19.191. Yani gelecekten daha da biliyoruz arkadaşlar. Afyon Kongresi yanlış yazılmış. 1921. Ozantı Kongresi iki tane yapılmış. Bazı yayınlar tarihini yanlış vermişler. 1920'de iki tane kongre yapılıyor arkadaşlar. İkisine Mustafa Kemal katılmış. Zaten Sivas Erzurum'a katılmış. Sivas Kongresi'nin sorularda gördüğünüzde aklınıza iki kelime gelecek. Bir, birlik. İki, ulusallık. Her yönüyle ulusal bir kongredir. Birlik beraberliği sağlandığı yer. Arkadaşlar Sivas Kongresi'nin toplanacağı ilk defa nerede vurgulandı? Amasya genelgesinde vurgulandı. Kongreyi engellemek için özellikle iki vali görevlendirildi. Bu iki isme dikkat edin. Ankara valisi Muhittin Bey, Elazığ valisi Ali Garip Paşa. Ali Garip olayı olarak anlatıyor. Çünkü bu adam neredeyse Sivas'a kadar gitmiş. Ama iki vali de kongreyi engelleyememişler arkadaşlar. Mustafa Kemal'e karşı ilk ciddi muhalefet Sivas'ta ortaya çıkmış. Ben kongre başkanı olacağım dediğinde Rauf Orba diyor ki seni başkan seçtirmeyeceğiz. Bunun üzerinde milli mücadele tarihinde ilk defa Mustafa Kemal ciddi muhalefetle nerede karşılaştı? Sivas Kongresi'nde kongre başkanlığı konusunda arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, Mandayma'ya çok tartışıldı, reddedildi. Erzurum'da ilk kez, Sivas'ta son kez. Heyeti temsiliye tüm ülke adına hareket etme yetkisine sahip oldu, ulusallaştı. Erzurum'da Doğu'nun cemiyetleri birleştirildi. Ama Sivas'ta tüm ülkenin yararlı cemiyetleri Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştiriliyor. Mustafa Kemal Sivas Kongresi kararlarını okurken diyor ki ya istiklal ya da ölüm. Yani hani Urfa'da diyorlar ya ya istiklal ya ölüm. Orada Mustafa Kemal öyle demiş arkadaşlar. Hangi gazeteyi Sivas'ta çıkardık? İrade-i Milliye gazetesi arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, kongreden sonra damat Fethi Paşa hükümeti düştü.
yerine Ali Rıza Hükümeti kuruldu. Bu Anadolu Hareketi'nin İstanbul Hükümeti'ne karşı aldığı ilk siyasi zafer. Daha önce hangi raporlar gördük? Bir, Doktor Esat Işık raporu. Kuvayi Milliye'den bahsediyordu, Milli Komünist Cemiyeti Başkanı. İki, Amiral Bristow raporu. İzmir'in işgalinden sonra milli mücadele hakkı demişti. Üç, Samsun raporu. İşte Mustafa Kemal resmi göreviyle çelişiyordu. Hatta milliyatı beklerim, beklemeyelim, raporlar geçmiyor çünkü. Ve General James Harbord raporu arkadaşlar. Amerikalı bir general, kongreye katılmış, Doğu'yla ilgili bir inceleme yapmış. Doğu'da Ermeniler çoğunluk değil ve haklı değiller diyor. Mülakatı. Tahmini diyebilir miyiz? He? Tahmini der miyiz, demez miyiz? Tahminidir diyenler, kesin çikolata borcu vardır. Bak mısın? Sizin çikolata borcunuz vardır, kesin yani. Ödediniz mi abla? Anlamış olmanız lazım ya. Arkadaşlar, Anasya genelgesi, o genelgeye biz tahmini ya da bildiri diyoruz, genelge. Anasya protokolü, karşılıklı gruplar arasında imzalanması lazım. Mülakat, tarafların olması lazım. Görüşme, tarafların olması lazım. Bakın 15'e yakın soruda ÖSYM arkadaşlar milli mücadele hazırlık dönemine ilgili sorduğu sorularda Amasya protokolünü ve Amasya genelgesini birlikte kullanıyor. Adam A diyor Amasya genelgesi, B diyor Amasya protokolü. Belki öğrencinin kafası orada karışır diye o ayrımı yapmanız lazım. Ayrıca Salih Paşa ile Mustafa Kemal arasında imzalanıyor. Amasya protokolünün en önemli kazanımı İstanbul Anadolu Hareketi'ni tanıdı arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, Amasya protokolü aslında 5 protokol imzalanıyor. Hangi konuda uzlaşma sağlanmamış? Meclis nerede açılacak konusunda uzlaşma yok. Mustafa Kemal diyor ki İstanbul'da toplarsak meclisi, meclis özgürce hareket edemez. Etse bile müdahale ederler. Onun için Anadolu'da toplayalım. Salih Paşa diyor ki efendim bu imkansız. Kanuni esasiye göre mevzu meclisin İstanbullaşması lazım. Ondan dolayı yer konusunda uzlaşma çıkmıyor. Amasya protokolü arkadaşlar, 5 protokol Salih Paşa İstanbul'a götürdü. Protokolü Tevfik Paşa'nın Ali Rıza Hükümeti'nin önüne indirdi. Ali Rıza Hükümeti sadece bir maddeyi kabul etti. Seçimler yapılacak, mevzusal meclisi açılacak. O dışında hiçbir maddeyi kabul etmiyordu. Mevzusal meclisin açılması için de jet hızıyla seçimler yapıldı. Mustafa Kemal Erzurum mevzusu seçildi. Mustafa Kemal mevzusal meclisine hangi ilde vekil seçilmiş? Erzurum. Ama TBMM'de göreceğiz. TBMM'de hangi ilde vekil seçiliyor? Ankara arkadaşlar. Dikkat edin, kartlar karışmasın. Amasya protokolü gereği seçim yapıldı. Seçimi milli mücadeleciler kazandı. Ama Mustafa Kemal'in İstanbul'a gitme şansı yok çünkü tutuklanma kararı var. Bir de milli mücadelenin geleceği tehlikeye düşer. Onun için arkadaşlar, heyet temsilcileri Ankara'ya geliyor. Böylece Ankara milli mücadelenin merkezi oldu. İleride de Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olacak. 13 Ekim 1923'te arkadaşlar. Heyet temsilcileri Ankara'ya geldiğinde arkadaşlar, hemen Mustafa Kemal jet hızıyla bir gazete kurdurdu. Gazetenin adı ne? Akini Milli. Orada yanlış yazmışız. İlahi Milli'yi Sivas'ta kurduk. Hakimiyet-i Milli'yi burada kurduk. Hakimiyet-i Milli'ye 44. sayıdan sonra TBMM'nin yarı resmi yayın organı oluyor. Adını Celide-i Resmi olarak değiştiriyor. Celide-i Resmi ayrı bir gazete değildir. Celide-i Resmi'ye Hakimiyet-i Milli'nin isim değişmiş halidir. TBMM'nin yarı resmi yayın organı olarak devam ediyor. Anadolu Ajansı kurulmuş.
kuruldu. Mustafa Kemal gelin vekillere diyor ki İstanbul'a gidin, ben gelin. Gelin beni başkan seçin. Grubumuzla değil, Rahim Müdafaa Yolu grubu olacak. İki, meclisi Anadolu'ya taşın ki ben de katılayım. Bir de özgürce hareket edebilsin meclis. İşte dört, mümkünse Misak-ı Milli Meclisi kabul ettim. Ankara'ya gelen tüm vekiller tek tek Mustafa Kemal'le görüşüyorlar ve sevgili arkadaşlar söz veriyorlar. Dört listeyi de ne getireceğiz diyorlar. İstanbul'a gidiyorlar. Son Mevlusal Meclisi'ni açıyorlar. Meclis Başkanı çoğunluk milli mücadelecilerde olmasına rağmen Mustafa Kemal seçilmiyor, Reşat Hikmet seçiliyor. Mecliste söz verdiler, grubun adı müdafaa hukuku olacaktı. Eski çizgiyi koyduklarını göstermek için Ferah Bakanı kurdular. Bakanın kurtuluşu. Meclis İstanbul'da yola devam dedi. Arkadaşlar, bu üç gelişme üzerine Mustafa Kemal Nutuk adlı kitabında diyor ki bu Ankara'da söz verip İstanbul'a gidip sözüne durmayanlar bunlar dönektir diyor. Bunlar korkaktır diyor. Bunlar vatan hainidir diyor. Bunlar düşüncelerini değiştirmiş diyor. Bunlar bir şeyi meclise kabul ediyorlar. O da Misak-ı Milli. Çikolata borcu olanlar bunu iyi bilirler arkadaşlar. Misak-ı Milli sevgili arkadaşlar, içeriğini bilmek zorundasınız. Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli'de geçen bir konudur? Ya da değildir. Elbi Selase, Üçü, Kasar'dan baktım. Milli sınırlar, Batı Trakya, azınlıklar, borçlar, boğazlar, Araplar, kaptırasyonlar. Bunlar Misak-ı Milli'de geçen konular. Misak-ı Milli'nin üç bölgede referandum olacaktı. Arap memleketleri, Kasar'dan Batum ve Batı Trakya'da referandum olacaktı. Misak-ı Milli'de arkadaşlar ilk defa Osmanlı borçlarının ödenmesinden bahsediliyor. İlk defa milli mücadele boğazlar meselesine değiniliyor. İlk defa milli mücadelede kaptırasyonların kaldırılmasından bahsediliyor. Sevgili arkadaşlar, Misak-ı Milli'de milli bağımsızlık duygusu var ama milli egemenlik yok. Niye milli egemenlik yok? Çünkü padişah olmayınca adam nasıl milli egemenlik diye bir karar alacak? İstanbul resmen işgal ediliyor Misak-ı Milli'den dolayı. Mustafa Kemal haklı çıktı çünkü orası güvenli değil demişti. Mevsim meclisini dağıttılar, bir daha kapattılar. Mustafa Kemal İstanbul işgal edilip Mevsim meclisi dağıtılınca bazı tedbirler aldı. İtilaf devletinin subaylarını tutuklattı arkadaşlar. Ondan sonra GBB olup kışa demir yollarını havaya uçurdu. Askeri sevkiyat bu tarafa yapılmasın. İstanbul'a tüm resmi ilişkiler haberleşmeyi kesti. Arkadaşlar, İstanbul'a önemli eşyaların, evrakların gönderilmesini Mustafa Kemal arkadaşlar yasakladı. Mustafa Kemal'in milli mücadeledeki yol haritası. Bir bakın, İstanbul'dan Samsun'a, oradan Havza'ya, oradan Amasya'ya, oradan Erzurum'a, oradan Sivas'a, oradan tekrar Amasya protokol için, oradan da Geyik temsilcileriyle birlikte Ankara'ya geçiyor.